Arkadaşlar merhaba, ben Murat Bal. Bu son dersimizde önemli gördüğüm birkaç konuyu hızlı bir şekilde toparlamaya çalışacağız. Önce ön inceleme ve tahkikat meselelerine bakacağız. Bu aşama ön inceleme aşaması dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra başlar. Ön inceleme aşaması yargılamanın bağımsız bir aşaması olmakla birlikte basit yargılama usulünün uygulandığı dava ve işlerde ön inceleme ile tahkikat aşaması birleştirilebilir. Ön inceleme aşamasında en büyük beklentilerden birisi de bu aşamada uyuşmazlık konuları netleştiğinden tarafların sulhe teşvik edilmesi veya uyuşmazlığın arabulucu vasıtasıyla sona erdirilmesi. Ne var ki kanun koyucunun bu iyi niyetine rağmen ülkemizde karşılıklı diyalog geliştirme ve uzlaştırma kültürü yeterince gelişmediğinden bu konularda yeteri kadar başarılı olduğu söylenemez. Ön inceleme kurumunun kapsamı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda düzenlenmiş. Ön inceleme aşamasına geçilebilmesi için dilekçeler aşamasının tamamlanması şarttır. İlgili hüküm incelendiğinde burada hem ön inceleme kapsamına giren işlemlerin belirtildiği hem de bu aşamada hakim tarafından yapılacak işlemlere işaret edildiği görülmekte. Buna göre mahkeme öncelikle dava şartlarını ve ilk itirazları incelemeli. Dava şartlarının incelenmesi ve bağlamında mahkeme bir dava şartının eksikliğini tespit ederse öncelikle bu eksikliğin tamamlanabilecek nitelikte olup olmadığına karar vermeli. Tamamlanabilecek nitelikte ise ilgili tarafa kesin süre vermeli. Tamamlanamayacak nitelikte ise davayı usulden reddedebilir. Kesin süre verilmesi halinde de bu süre içerisinde eksiklik giderilmezse mahkeme yine usulden red kararı verebilir. İlk itirazlar söz konusu olduğunda ise mahkeme ön sorunlar hakkındaki hükümler çerçevesinde gerekli incelemeleri yapar ve kararı verir. Tahkim itirazının yerine bulunması halinde davanın usulden reddine yetkisizlik itirazı söz konusu olduğunda ise yetkisizlik kararı verebilir. Dava şartları ile ilk itirazların incelenmesi için duruşma yapılması zorunlu değildir ancak gerekli olması halinde mahkeme duruşma yapılmasına da karar verebilir. Ön inceleme aşaması dosyanın tekamül ettiği aşama olduğundan bu aşamada tarafların iddia ve savunmaları tespit edilmeli ve bu çerçevede taraflar sulhe ve arabuluculuğa teşvik edilmelidir. Tarafların sulh olmaları veya arabulucu huzurunda anlaşmaları halinde dava sona erer. Taraflar anlaşamazlarsa bu defa da bir uyuşmazlık tutanağı düzenlenir. Bu uzlaşmazlık tutanağında tarafların uzlaştıkları ve uzlaşmadıkları noktalar tam olarak tespit edilir. Bu haliyle uyuşmazlığın geleceğe yönelik bir yol haritası çıkarılmış olur ve davaya tarafların uzlaşmadıkları taraflar arasında çekişmeli olan noktalar üzerinden devam edilir. Ön inceleme aşaması dosyanın tekamül ettiği aşama olduğu için şayet dosyaya sunulmamış deliller varsa bu delillerin sunulması başka yerden getirilecek deliller varsa onların da bildirilmesi için bir haftalık kesin süre verilir. Bu süre içerisinde deliller getirilmezse veya başka yerden getirilecek deliller hakkında talepte bulunulmazsa taraf o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılır. Ancak burada bir kez daha altını çizmek gerekir. Bu aşamada yapılan işlemler delillerin toplanmasına yöneliktir. Yoksa tahkikat aşamasında yapılabilecek olan tanık dinleme, belge inceleme, bilirkişi görüşü alma, keşif yapma ve yemin teklif etme gibi işlemlerin ön inceleme aşamasında yapılması söz konusu olmaz. Tahkikata hazırlık aşaması burası. Ön inceleme aşamasında duruşma yapılması şarttır ve kural olarak da inceleme tek duruşmada tamamlanmalıdır. Ancak hakimin çok lüzumlu gördüğü hallerde bir defaya mahsus ikinci bir duruşma yapılmasına da karar verilebilir. Mesela taraflar sulhe teşvik edildiklerinde duruşmada sulh olamamış olmakla birlikte durumlarını yeniden değerlendirmek için süre istemişlerse bir defaya mahsus duruşma ertelenebilir. Ön inceleme aşamasında en önemli hususlardan birisi de iddia ve savunmanın değiştirilmesi veya genişletilmesi yasağına ilişkindir. Buna göre ön inceleme duruşmasında taraflardan birisi mazeretsiz olarak gelmezse diğer taraf gelmeyen tarafın yokluğunda iddia veya savunmasını onun açık rızasına gerek kalmaksızın değiştirip genişletebilir. Ayrıca dilerse diğer tarafın yokluğunda dava dosyasının işlemden kaldırılmasını da isteyebilir. Bir ihlale iki farklı yaptırımın öngören kanun koyucunun bu düzenlemelerden muradı tarafların mümkün olduğu kadar ön inceleme aşamasına katılmalarını sağlamaktır. Yalnız mazeretsiz olarak gelmeyen tarafa bu müeydelerin uygulanabilmesi için taraflara gönderilen meşruhatlı yani ihtarlı davetiyede mazeretsiz olarak gelinmemesi halinde gelen tarafın diğer tarafın rızasına gerek olmaksızın iddia veya savunmasını değiştirip genişletebileceğini ya da dava dosyasını işlemden kaldırtabileceğini bildirmek gerekir. Aksi halde taraflardan birisi mazeretsiz olarak gelmezse dahi bu yaptırımların kendisine uygulanması söz konusu olmaz.
Yani o meşruiyetli davetiye de bunların açıkça bildirilmiş olması gerekir. Had düşürücü süreler ve zaman aşımı hakkında inceleme. Ön inceleme aşamasında tamamlanmasından sonra fakat tahkikata geçmeden önce hakim dava dosyasını hak düşürücü süreler ve zaman aşımı hakkındaki defi ve itirazlar bakımından da inceler. Esasen hak düşürücü sürelerin geçip geçmediği veya talep hakkının zaman aşımına uğrayıp uğramadığı tahkikat aşamasında incelenmesi gereken bir mesele. Ancak daha bu aşamada kolaylıkla görülüp karar verilebilecek kadar açıkça hak düşürücü süre geçmiş veya talep hakkı zaman aşımına uğramışsa derhal karar verilmesi hemen usul ekonomisi ne daha uygun olacak hem de tarafların adalete erişimi kolaylıkla gerçekleşmiş olacak. Tahkikat aşaması ön inceleme aşamasının tamamlanmasından ve dosyanın süreler bakımından da incelenmesinden sonra tahkikat aşamasına geçilir. Tahkikat aşaması davacının iddialarının ve davalının savunmalarının esasının araştırıldığı aşamadır. Bu iddia ve savunmaların gerçekliği araştırılırken başvurulan vasıtalar delillerdir. Ne diyelim? Tahkikat aşamasında mahkeme tarafların davada ileri sürdükleri bütün iddia ve savunmaları birlikte inceler. Ancak hakim mahkemeyi basitleştirmek veya kısaltmak için kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine tahkikatın her aşamasında iddia veya savunmalardan birinin veya bir kısmının diğerinden önce incelenmesine karar verebilir. Tahkikat aşamasında mahkeme her iki tarafı usulüne uygun olarak davet edip davada ileri sürülen vakalar hakkında dinleyebilir. Mahkemenin dinlenilmek üzere duruşmaya gelmeleri için iki tarafa vereceği süre 2 haftadan az olamaz. Bu sürenin gerektiğinde mahkemece kendiliğinden veya iki taraftan birinin talebi üzerine uzatılması mümkün olduğu gibi kısaltılması da mümkündür. Deliller esasen ön inceleme aşamasında toplanır ancak istisnai olarak bazı hallerde kanun koyucu tahkikat aşamasında da delil gösterilmesine izin vermiş, sonradan delil ileri sürülmesine yargılamayı geciktirme amacı taşımıyorsa, süresinde ileri sürülmemesi ilgili tarafın kusurundan kaynaklanmıyorsa izin verilebilir. Mahkeme önünde yapılan tahkikat ve sözlü yargılama işlemleri için ayrılmış zaman dilimine oturum, tarafların hakim önünde hazır olmalarına ise duruşma denir. Taraflar ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat için duruşmaya davet edilir. Taraflara gönderilen davetiyede belirtilen gün ve saatte geçerli bir mazeret olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri bildirilir. Bu davetiyeye meşruhatlı davetiye denir. Taraflar yani ihtarlı açıklamalı davetiye. Taraflar meşruhatlı davetiye ile ön inceleme aşamasından sonra duruşmaya davet edilir ve her iki tarafa, tarafta iddia ve savunmaları hakkında dinlenir. Esas davanın hüküm için yeterince aydınlanmadığı hallerde bu husus hakimin takdirine bağlı olarak gerçekleşir ancak burada duruşma günü belirlenirken hakim tarafların ve vekillerin özel durumlarında dikkate almalıdır. Tahkikat kural olarak delillerin incelenip değerlendirildiği aşamadır. Bu aşamaya gelmeden önce dosyanın tekamül etmiş olması esastır. Tahkikat oturumlarla yürütülür. Tahkikatın bir oturumda tamamlanması amaç ise de uygulamada tek oturumda tamamlanan davaya nadir rastlanır. Tahkikatta duruşma yapma zorunluluğu hem anayasal temel hak ve ilkelerle hem de medeni usul hukukunun bazı temel ilkeleriyle yakından ilgilidir. Bu hak ve ilkeleri şu şekilde sıralamak mümkün. Adil yargılanma hakkı, hukuki dinlenilme hakkı, aleniyet ilkesi, doğrudanlık ilkesi ve sözlülük ilkesi. Özellikle kamu düzeninin veya genel ahlakın kesin olarak gerekli kıldığı hallerde hakim taraflardan birisinin talebi üzerine veya kendiliğinden gerekçesini de açıklamak kaydıyla duruşmanın gizli yapılmasına karar verir. Bunu daha önceki derslerimizde anlatmıştık. Duruşmanın aleni yapılmamış olması istinaf kanun yolunda kararın mutlaka kaldırılmasını, temyiz yolunda ise bozulmasını gerektirir. Tahkikatta asıl olan duruşma yapılmasıdır ve bu husus tarafların hukuki dinlenilme hakkıyla da yakından ilgilidir. Ancak bazı durumlarda duruşma yapılmadan da karar verilebilir. Bunlar çekişmesiz yargı işleri, görevsizlik ve yetkisizlik kararı verilmesi, hakimin reddi, merci tayini, geçici hukuki koruma tedbirleri, dava şartlarında eksiklik, adli yardım talebi örnek olarak verilebilir. Taraflara duruşma günü için birer davetiye gönderilir. Bu davetiyede hukuki dinlenme hakkının bir gereği olarak belirlenen gün ve saatte geçerli bir mazeret olmaksızın mahkemede hazır bulunmamaları halinde duruşmaya yokluklarında devam edileceği yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri bildirilmelidir. Bu davetiye gönderilmeden tarafın yokluğunda işlem yapılamaz. Yapılması halinde ise
yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edebilecekleri gibi dosyanın işlemden kaldırılmasına da karar verilemez. Mahkemede veya mahkeme dışında hakim huzuruyla yapılacak bütün işlemlerde zabıt katibinin hazır bulunması bir zorunluluktur. Zabıt katibinin görev yapamayacak durumda olması halinde ise yemin ettirmek koşuluyla bir başkasına da zabıt katibinin yapacağı işler gördürülebilir. Yargılamaya ilişkin faaliyetler kural olarak mahkeme binasında görülür ve duruşmalar da mahkeme binasında ve bu iş için ayrılan duruşma salonunda yapılır. Ancak duruşmalar dışında kanunda sayılan özel durumlarda mahkemeye gelmeyen tanık veya yemin için ilgilinin bulundukları yerde dinlenmesi mümkündür. Ayrıca keşif mahallinde de duruşma yapılması, tanık dinlenmesi ve bilirkişi görüşüne başvurulması mümkündür. Ayrıca keşif konusu şeyin bulunduğu yerde yapılacağı gibi tanık ve bilirkişiler de orada dinlenebilir. Mahkemeler resmi çalışma gün ve saatlerinde görev yaparlar ancak zorunluluk veya gecikmesinde zarar olan hallerde keşif delillerinin tespiti ve günlük duruşma listesinde yazılı işler gibi işlemlerin resmi tatil günlerinde veya çalışma saatlerinin dışında da yapılması mümkündür. Kanunda belirtilen istisnalar dışında adli tatilde duruşma da yapılamaz. Duruşma düzeni, hakim duruşmanın düzenini bozan kimseyi bunu yapmaktan men eder ve gerekirse, buranın altını çiziyorum, avukatlar hariç derhal duruşma salonundan çıkarılmasını emreder. Avukatları çıkartamıyor. Bir kimse ihtara rağmen mahkemenin düzenini bozar veya mahkeme huzurunda uygun olmayan bir söz söylemeye veya davranışta bulunmaya devam ederse derhal yakalanır ve hakkında 4 güne kadar disiplin hapsi uygulanır. Bu fıkra hükmü de yine avukatlar hakkında uygulanamaz. Mahkemenin düzenini bozan eylem veya mahkeme huzurunda söylenen uygun olmayan söz veya davranış ayrıca bir suç oluşturuyor ise bu durum bir tutanak ile Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir ve gerekiyorsa avukatlar hariç fiili işleyenin tutuklanmasına karar verilir. Duruşmaya katılan taraf vekilleri tanıklara, bilirkişilere ve duruşmaya çağrılan diğer kişilere duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilir. Taraflar ise ancak hakim aracılığıyla soru sorabilirler. Duruşma sırasında fotoğraf çekilemez ve hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydı yapılamaz. Bunları daha önce anlatmıştık. Ve suç olduğundan da bahsetmiştik. Mahkeme tarafların rızası olmak kaydı şartıyla kendilerinin veya vekillerinin aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine izin verebilir. Tarafların rızası olmak kaydıyla mahkeme tanığın, bilir kişinin, uzmanın veya bir tarafın dinlenilmesi esnasında başka bir yerde bulunmalarına izin verebilir. Dinleme ses ve görüntü olarak aynı anda duruşma salonuna nakledilir. Duruşma tutanağı ve içeriği, tutanak ve içeriği hukuk muhakemeleri kanununda düzenlenmiş. Bu hükme göre hakim tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını gerekirse özet olarak zabıt katibi aracılığıyla tutanağa kaydettirir. Ayrıca taraflar veya diğer ilgililer sözlü açıklamalarını hakimin izniyle doğrudan da tutanağa yazdırabilir. Ön inceleme, tahkikat ve yargılama işlemleri ancak tutanakla ispat olunabilir. Öyle bazı haller vardır ki bunların mutlaka tutanakta yer alması gerekir. Bu haller şunlardan ibaret. Mahkemenin adı, duruşmanın açıldığı yer, gün ve saat, hakim, zabıt katibi, hazır bulunan taraflar ve varsa vekilleri, kanuni temsilcileri, feri müdahil ve tercümanın ad ve soyadları, yargılamanın aleni ya da gizli yapıldığı, beyanda bulunana okumak ve imzası alınmak kaydıyla ikrar yemininin edası, davanın geri alınmasına muvaffakat, davadan feragat, davayı kabule ilişkin beyanlar ve sulh müzakereleriyle sonucu, beyanda bulunma okunmak kaydıyla taraf, tanık, bilirkişi veya uzman kişi beyanı, duruşma dışında yapılan işlemlerin özeti, tarafların sundukları belgelerin neler olduğu, tarafların soruşturmaya ilişkin istekleriyle diğer kanunların tutanağa yazılmasını emrettiği konular, ara kararları ve hükmün sonucu, karar ve hükmün açıklanma biçimi. Tutanakta söz edilen veya dosyaya konduğu belirtilen belgeler de tutanağa eki sayılır. Tahkikat ve yargılama sırasında yapılan işlemler teknik araçlarla kayda alınırsa bu durum bir tutanakla tespit olunur. Tutanakların tamamının veya bir kısmının örnekleri talep halinde taraflara veya ferri müdahile verilir. Tutanağın eki niteliğinde bulunan gizlilik kararı kapsamında kalan belgelerin örneği ancak hakimin izniyle verilebilir. Dava dosyasını ilgilendiren bazı durumlar. Dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe ve belge hakim veya yazı işleri müdürüne havale ettirildikten sonra zabıt katibi tarafından dosyasına konulur. Dosyanın başka bir resmi merciye gönderilmesi gerektiğinde hakim re'sen veya talep üzerine dosyada yer alan bir belgenin aslı yerine
onaylı bir örneğinin gönderilmesine karar verebilir. Zabıt katibi dosya içindeki her tür belgeyi gösteren bir dizi listesi düzenlemek zorundadır. Dosyada ifraz edilen veya çıkarılan belgeler derhal bu listeye kaydedilir. Zabıt katibinin gözetimi altında taraflar veya feri müdahil dava dosyasını inceleyebilir. Dava ile ilgili olanlar da bu ilgilerini ispatlamak kaydı ve hakimin izniyle dosyayı inceleyebilirler. Gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenebilmesi hakimin açık iznine bağlıdır. Zabıt katibi yargılamadan evvel ve gerektiği hallerde dava dosyasını incelemek üzere hakime vermek ve zamanında eksiksiz almakla görevlidir. Tahkikat aşamasında gerçekleşebilecek bazı özel durumlardan bahsedelim. İsticvap. İsticvap davanın taraflarından birisinin kendi aleyhine olan bir vakanın doğruluğu hakkında ikrar elde etmek için sorguya çekilmesidir. Bu sebeple isticvap kavramı yerine tarafların sorgusu kavramı da kullanılır. İsticvap bazı batı hukuklarında aksine ülkemizde delil olarak kabul edilmemekte, ancak ikrar edilen vakalar çekişmeli olmaktan çıkacağından isticvap neticesinde bazı vakalar çekişmeli olmaktan çıkarak yargılama dışı kalabildikleri gibi davada açık olmayan bazı hususlar açıklığa kavuşturulabilir. Ayrıca çelişkili hususlar var ise bu çelişkiler isticvap sayesinde giderilebilir. Tarafların dinlenmesiyle tarafların sorgusu aynı şey değildir. Taraflar veya vekilleri tarafın lehine olarak dinlenebileceği gibi aleyhine olarak da dinlenir. Tarafların dinlenmesiyle ikrar elde etme amacı yoktur. Tarafların dinlenilmesinde sadece açık olmayan hususları açıklığa kavuşturma ve çelişkilerin giderilmesi söz konusudur. İsticvap için öncelikle bir isticvap davetiyesi hazırlanıp isticvap olunacak tarafa gönderilmesi gerekir. İsticvap sadece taraflarca getirilme ilkesinin uygulandığı davalarda uygulanır. Kendiliğinden araştırma ilkesinin tabi olduğu davalarda uygulanmaz. Zira bu tip davalarda ikrar hakimi bağlamaz, vakayı çekişmeli olmaktan çıkarmaz. Bizzat taraf isticvap edilir, taraf yerine vekilin isticvabı söz konusu olamaz. Ancak kanuni temsilcinin olduğu bazı hallerde taraf yerine kanuni temsilcinin isticvap edilmesi mümkündür. Bu haller şunlar: tüzel kişiler adına temsil yetkisine sahip kimseler isticvap olunur. Ergin olmayan veya kısıtlı bir kimse adına yapılmış bir işleme ilişkin olarak o kişinin kanuni mümessili isticvap olunur. Ergin olmayan veya kısıtlı kimselere bizzat dava hakkı tanınan hallerde ergin olmayan kimse bizzat isticvap edilebilir. Ancak isticvap olunacak kişi mahkemenin bulunduğu il dışında oturuyor veya bulunduğu yerde aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla isticvap olunması mümkün değilse istinabe yoluyla isticvap olunur. İsticvabına karar verilen kimseye bizzat davetiye gönderilir ve belirlenen gün ve saatte isticvap olunmak üzere hazır bulunması gerektiği belirtilir. Davetiyede ayrıca isticvap konusu vakalar gösterilir. İlgili tarafın geçerli bir özrü olmaksızın gelmediği veya gelip de sorulara cevap vermediği takdirde isticvap konusu vakaları ikrar etmiş sayılacağı ihtarda yapılır. Çağrılan taraf özürsüz olarak gelmediği veya gelip de soruları cevapsız bıraktığı takdirde mahkemece sorulan vakalar ikrar edilmiş sayılır. İsticvap sonunda bir tutanak düzenlenir. İsticvap olunan tarafça yapılan açıklamalar, sorulan sorular ve verilen cevaplar tutanağa yazılır. Tutanak taraflar huzurunda okunduktan sonra altı isticvap olunan tarafa imzalatılır. Ön sorun meselesi: bir dava görülürken o davaya ilişkin olarak öncelikle çözülmesi gereken soruna ön sorun veya hadise denir. Yargılama sırasında davaya ilişkin bir ön sorun ortaya çıkarsa İlgili taraf bunu dilekçe vermek suretiyle yahut duruşma sırasında sözlü olarak ileri sürebilir. Davanın esası hakkında nihai bir karar vermek için çözülmesi gereken durum bizzat davaya bakan mahkeme tarafından görülüyorsa ön sorun, başka bir mahkeme tarafından görülecek veya görünmekte olan bir sorunun çözümü bekleniyorsa bekletici sorun olarak adlandırılır. Hakim tarafından birisinin ileri sürdüğü ön sorunu incelemeye değer bulursa belirleyeceği süre içerisinde varsa delilleriyle birlikte cevabını bildirmesi İşin karşı tarafa tefhim veya tebliği eder. Ön sorun hakkında iki taraf arasında uyuşmazlık varsa hakim gerekirse taraflara davet edip dinledikten sonra bir karar verir. Bu kararını taraflara tefhim veya tebliğ eder. Ön sorun söz konusu olduğunda hakimin dava konusu olan asıl sorun hakkında karar verebilmesi başka bir sorunun çözümüne bağlıdır. Hakim öncelikle bu sorunu çözecek, daha sonradan asıl dava hakkında karar verecektir. Meseleler şunlar ön sorun olabilecek: sahtelik iddiasının sonuçlanması, eski hale getirme talebi, bilirkişinin reddi, hakimin reddi, dava şartlarının olup olmadığı, ilk itirazlar yani yetki ve tahkim itirazı. Bekletici sorun:
Asıl davaya bakan mahkemenin o dava hakkında karar verebilmesi başka bir mahkemenin veya idari merciğin kararına bağlı ise bu karar verilinceye kadar asıl davaya bakan mahkemenin davanın görülmesini bekletmesine bekletici sorun denir. Bekletici sorun yapılması gereken hallerden ilki bir davada hüküm verilebilmesinin başka bir davaya idari makamın tespitine veyahut dava konusu ile ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonucunun beklenilmesine karar verilmesi veya idari makam kararının bekletilmesi halidir. Bu ihtimalde o hukuki işlem veya dava ilgili idari merciği veya mahkemece görülmektedir. Bekletici mesele yapılmasını gerektiren diğer hal bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılmasının başka bir davanın veya idari makamın çözümüne bağlı olduğu hallerde söz konusu olur. Hangi ihtimal söz konusu olursa olsun bekletici mesele yapılabilmesi için görülmekte olan asıl dava ile çözümü beklenen dava veya iş arasında bir bağlantı bulunması gerekir. Hukukumuzda kural olarak bekletici sorun yapma zorunluluğu yoktur ancak aşağıdaki hallerde bekletici sorun yapılması zorunludur. Bunlar görülmekte olan bir davada uygulanacak olan kanun hükmünün anayasaya aykırılığı ileri sürülerek anayasa mahkemesine başvurulmuşsa yani itiraz yolu devreye girmişse 5 ay süreyle olumlu görev uyuşmazlığının çözümü için uyuşmazlık mahkemesine başvurulmuşsa 6 ay süreyle icra mahkemesinde görülen itirazın kaldırılmasına ilişkin incelemede borçlu muhrisin terekesinin borca batık olduğu ileri sürülmüşse hakim borca batıklığın tespitine yönelik genel mahkemelerde dava açması ilgili belirli bir süre verir. Bu süre içinde dava açılırsa genel mahkeme kararı icra mahkemesinin bekletici sorun yapılır. Bunlara zorunlu bekletici sorun diyoruz. Bir de ihtiyari bekletici sorunlar var. O da sınırlı olarak sayılmamış. Davaların birleştirilmesi ve ayrılması, bunu daha önce görmüştük. Burada uzatmayacağız. Dava dosyasının işlemden kaldırılması, uygulamada davanın müracaata bırakılması, davanın takipsiz bırakılması, davanın atiye terki ve dosyanın takipten kaldırılması gibi farklı şekillerde adlandırılmakta. Usulüne uygun bir şekilde davet edilmelerine rağmen mazereti olmaksızın davanın her iki tarafı ve vekilleri duruşmaya gelmezse, her iki tarafta usulüne uygun şekilde davet edilmiş olmasına rağmen taraflardan biri duruşmaya gelmezse, gelen tarafın talebi üzerine, gelmeyen tarafın yokluğunda yargılamaya devam edilir. Ve gelmeyen taraf daha sonradan duruşmalara katılsa bile yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez. Buna karşılık duruşmaya gelen taraf yargılamaya devam edilmesini istemezse dava dosyası işlemden kaldırılır. İki taraf da duruşmaya geldiği halde davayı takip etmeyeceklerini bildirirlerse, duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hallerde gün tespit ettirilmemişse son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle dosya işlemden kaldırılır. Davanın yenilenmesi dosyası işlemden kaldırılmış olan dava işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak 3 ay içinde taraflardan birinin dilekçeyle başvurusu üzerine yenilenebilir. Yenileme dilekçesi duruşma gün ve saat yeri ile birlikte taraflara tebliğ edilir. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir ay içinde yenileme talebinde bulunulursa, yenileme talebinde bulunan taraftan harç alınmaz. Ancak bu süre geçirilmişse başvuran taraftan yenileme harcı alınır. Ve bu harç yenileme talebinde bulunan tarafça ödenir. Dava sonunda kaybeden taraf yükletilemez. Yenilenen dava dosyası işlemden kaldırılan davanın devamı sayılır ve bu sürede dava hala derbesttir. Dava dosyanın işlemden kaldırılmasının sonuçları kaldırıldığı andan itibaren 3 ay içinde yenilenmeyen davalar sürenin dolduğu gün itibariyle açılmamış sayılır. Davanın açılmamış sayılma kararını mahkeme kendiliğinden verir ve dosyanın kaydını kapatır. Disiplin para cezası meselesi var. Disiplin para cezaları esasen ceza hukukunun konusu ancak özellikle duruşma disiplin sağlanabilmesi adına bazı hallerde bu cezalar hukuk muhakemeleri tarafından da verilebilmekte. Bu yüzden hukuk muhakemeleri kanunda disiplin para cezaları yeniden tanımlanmış. Bu kanun anlamında disiplin para cezasından maksat yargılamanın düzenli bir biçimde işleyişini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla verildiği anda kesin olan ve derhal infazı gereken para cezası. Bu düzenlemeler dikkate alındığında hukuk yargısı alanında verilen para cezalarının özelliklerini şu şekilde belirtmek mümkün. Yargılamanın düzenli bir biçimde işleyişini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla verildiği anda kesin olma, derhal infaz edilme, seçenek yaptırımlara çevrilememe, adli sicil kaydına işlenmeme, amme alacaklarının tahsili usulü hakkında kanun hükümlerine göre icra edilme.
İspat hukuku meselesine gelelim. Biraz hızlı gittiğimin farkındayım ama zamanımız kısıtlı. Tahkikat aşaması bitti. Tarafların iddialarının maddi gerçeğe ne kadar uygun olduğunun araştırıldığı aşama bitti. İspat meselesine geldik. İspat yükü diye bir kavramımız var. Tarafların getirdiği delillere rağmen vakalar aydınlanmamışsa, hakim o vakadan lehine sonuç çıkaran taraftan, yani o vaka ispatsız kaldığında hakimin aleyhte bir kararı ile karşı karşıya kalacak olan taraftan, ileri sürdüğü vakayı ispatlamasını ister ki hakimin bu faaliyeti ispat yükü belirleme faaliyeti olarak nitelendirilir. Kanuni bir karineye dayanan taraf sadece karinenin temelini oluşturan vakaya ilişkin ispat yükü altındadır. Kanunda öngörülen istisnalar dışında karşı taraf kanuni karinenin aksini ispat edebilir. İspat yükü kanunda özel bir düzenleme bulunmadıkça iddia edilen vakayı bağlanan hukuki sonuçtan kendine lehine hak çıkaran tarafa aittir. Yani kısaca müttebih iddiasını ispatla mükelleftir. Öyle diyelim. Normal bir durumun aksini iddia edenler, taraflardan birisi normal durumun aksini iddia ediyorsa ispat yükü kendisine düşmese bile iddia ettiği vakayı ispatlamakla yükümlüdür. Bu bağlamda tarafın bu iddiası hayatın olağan akışına da aykırıdır. Mesela bir hakkın kazanılması için asıl olan iyi niyetin varlığıdır. Ancak bir kimse bunun aksini iddia ederse, hakkı kazanacak olan tarafın kötü niyetli olduğunu iddia ederse, o zaman kötü niyetin varlığını da ispatlamakla yükümlüdür. İspat yükünün kanunla belirlendiği haller, bazı hallerde bizzat kanun koyucu ispat yükünün hangi tarafa düştüğünü kendisi belirlemiş olabilir. Bu hallerde hakimin ispat yükünün hangi tarafta düştüğünü araştırmasına gerek yoktur. Bu hallere şunlar örnek olarak verilebilir. Borçlunun borcu ödediğini ispatlamak zorunda olması, haksız fiilin varlığını iddia edenin haksız fiili ispatlamak zorunda olması, haksız inşaat yapanın da bu inşaatı yaparken iyi niyetli olduğunu ispatlamak zorunda olması gibi. Karineler bilinen bir olaydan hareket ederek bilinmeyen bir olay hakkında sonuç çıkarılmasına karine deniliyor. Taraflardan birisi bir karineye dayanıyorsa o iddia ettiği vakayı bağlanan sonucuna karine sonucunu ispatlamak zorunda değildir. Ancak öncelikle karinenin gerçekleştiğini, karine sebebini ispatlamak zorundadır. Karinenin gerçekleştiğini ispatladıktan sonra bu karinenin aksini ispat karşı tarafa düşmektedir. Karine bilinen bir olaydan hareket ederek bilinmeyen bir olay hakkında sonuç çıkarılması olarak tanımlanmaktadır dedik. Fiili karineler var. Hakimin bizzat kendi yaşam deneyimi çerçevesinde bilinen bir olaydan hareket ederek bilinmeyen bir olay hakkında sonuç çıkarmasına fiili karine denir. Fiili karinelerin aksini her zaman ispatlamak mümkündür. Mesela asgari ücret ile çalışan bir işçinin elinde bir senede dayalı olarak bir başkasına 2 milyon Türk lirası borç verdiğini iddia etmesi üzerine diğer taraf senedin üzerindeki miktarın aralarındaki sözleşmeye aykırı şekilde doldurulduğunu savunmasında bulunursa asgari ücretlinin bu iddiası yaşam deneyi kurallarına aykırı olacağından elinde senet olmasına rağmen bu borcu verdiğini ispatlamak zorunda kalacaktır. Kanuni karineler bilinen bir olaydan hareketle bilinmeyen bir olay hakkında sonuç bizzat kanun tarafından çıkarılmışsa buna kanuni karine diyoruz. Kanuni karineler adi karine ve kesin karine olmak üzere iki şekilde karşımıza çıkar. Adi karine kanun bilinen bir olaydan hareketle bilinmeyen bir olay bakımından sonuç çıkarmıştır ancak bu sonucun aksini ispatlamak mümkündür. Mesela bir malın fiyat ve türünü gösterir broşür gönderilmesi kanunen icaba davet niteliğindedir. Fakat yanında posta çeki de varsa bunun aslında bir icap olduğu ispatlanabilir. Aynı şekilde resmi belge ve sicillerdeki kayıtlar da adi karine teşkil eder. Bu kayıtlar aksi ispatlanıncaya kadar doğru kabul edilirler. Kesin karineler var. Kanunun bilinen bir olaydan hareket ederek bilinmeyen bir olay hakkında sonuç çıkarmış ve bu sonucun aksini ispatlamak mümkün değilse kesin karineden bahsedilir. Mesela tapu sicilinde yazılı bir hususu kimse bilmediğini iddia edemez. Benzer şekilde bir kişi evliyse o kişinin ergin olmadığı da iddia edilemez. Delillere gelelim. Delil bir vakanın ispatına yarayan vasıta demektir. İspat yükü üzerine düşen taraf ileri sürdüğü vakayı deliller vasıtasıyla ispatlar. Şüphe uyandırar vasıtalar vardı ki bunlar da emare deniliyor. Karşı delil gösterilmesi bir davada ispat yükü üzerine düşmeyen tarafın ispat yükü üzerine düşen tarafın önce onun iddia ettiği vakaların doğru olmadığına ilişkin delil göstermesine karşı karşı delil gösterilmesi denir. Karşı delil gösteren taraf bu şekilde bir delil göstermekle ispat yükünü üzerine almış olmaz.
bu kişinin gösterdiği delillerle diğer tarafın ileri sürdüğü vakanın doğru olmadığı ispatlanmasa bile ispat yükü üzerine düşen tarafın ileri sürdüğü vakanın doğruluğunu ve gerçekliğini ispat etme yükü devam eder. Delillerin incelenmesi ve delilden vazgeçme. Deliller kural olarak davaya bakan mahkeme huzurunda mümkün olduğu kadar hep birlikte ve aynı duruşmada incelenir. Zorunlu haller söz konusu olduğunda bazı delillerin başka bir duruşmada incelenmesine karar verilebilir. Başka yerde bulunan ve mahkemeye getirilmeyen deliller o yerde istinabe yoluyla toplanabilir. Keşif yapılması veya tanık dinlenilmesi gibi istinabe ve naip tayini yoluyla tespit edilen bazı delillerin davaya bakan hakim huzurunda görülecek incelemesi söz konusu olmaz. Bu gibi hallerde davaya bakan asıl mahkeme tanık beyanları ve keşfin sonuçları hakkında ancak tutanaklar üzerinde bilgi sahibi olabilmekte ve değerlendirme yapabilmektedir. Taraflardan birisi bir delil göstermişse diğer tarafın muvaffakati olmadan o delile dayanmaktan vazgeçemez. Delil sözleşmesi tarafların dava açılmadan önce veya dava sırasında o davada ileri sürülen vakaların belirli bir delille veya kanunda öngörülmüş olan delillerin yanında başkaca delillerle de ispatlanabileceği hususunda yaptıkları anlaşma. Buna delil sözleşmesi diyoruz. Delil sözleşmesi sadece dava malzemesinin taraflarca getirildiği davalarda uygulanır. Re'sen araştırma ilkesinin uygulandığı davalarda yapılacak delil sözleşmeleri hakimi bağlamaz. Taraflardan birisinin ispat hakkını kullanmasının imkansız kılan veya onu fevkalade güçleştiren delil sözleşmeleri geçersizdir. Mesela bir delil sözleşmesiyle borçlunun hiçbir delile başvuramayacağı veya ancak Cumhurbaşkanı'nca onaylanan delilleri kullanabileceği şeklindeki delil sözleşmeleri geçersizdir. Münhasır delil sözleşmesi ne tarafların aralarında çıkacak uyuşmazlığın sadece belli bir veya birkaç delil ile ispatlanması hususunda yaptıkları sözleşmedir. Taraflar münhasır delil sözleşmesi yapmakla delillerini hasretmiş olurlar. Bunun dışında başka bir delilleri süremezler. Hakim de delil sözleşmesiyle bağlıdır. Mesela taraflar arasındaki ilişkiden bir zarar ortaya çıkmışsa zarar miktarının tespitinde hakem bilirkişi tarafından yapılacak tespite bağlı kalacaklarını kararlaştırmışlarsa bu bir münhasır delil sözleşmesidir. Burada bir uyuşmazlık çıkması halinde hakem bilirkişinin vereceği rapor taraflara da hakimi de bağlar. Münhasır olmayan delil sözleşmesi taraflar kanunen belirlenmiş delillerin yanında aralarındaki uyuşmazlığın çözümünde başkaca delillere de başvurmayı kararlaştırmışlarsa münhasır olmayan delil sözleşmesinden bahsedilir. Bu tip sözleşmelerde taraflar delillerini hasretmiş olmazlar. Bilakis uyuşmazlığın çözümünde kanunun öngördüğü delillerin yanında başkaca delillere de başvuracaklarını kararlaştırarak delillerini genişletmiş olurlar. Delil türleri neler? Kesin deliller hakim bağlayıcı nitelikte olup üzerinde hakimin takdir yetkisi yoktur. Bu nedenle taraflardan birisi bir vakanın ispatı için kesin delil göstermişse hakim onunla bağlıdır. Aksi yönde karar veremez. Uygulamada en çok karşılaşılan kesin delil türü senet olduğundan kesin delil yerine senet ibaresi de kullanılmaktadır. Hukuk muhakemeleri kanununa göre kesin deliller senet, yemin ve kesin hükümdür. Senet bir kişinin düzenlediği ya da başkasına düzenlettirdiği ve kendi aleyhine delil teşkil eden yazılı belgedir. Hukuk muhakemeleri kanunu 199. maddesinde senedin bir üst kavramı olan belgeye de yer verilmiş. Buna göre uyuşmazlık konusu olan vakaların ispatına elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi de veriler ve elektronik ortamdaki veriler veya bunlara benzer bilgi taşıyıcıları belge kabul edilmektedir. Belge bir bilgi taşıyıcıdır ancak her bilgi taşıyıcı belge olarak kabul edilmez. Senet ile belge birbirinden farklıdır. Bu nedenle belge kavramı senet yerine kullanılamaz. Senet bir kimsenin kendi aleyhine hazırladığı yazılı belgedir. Kendisine imzalayan kişi ya da kişilerin aleyhine delil teşkil edebilecek yazılı belgeye senet diyoruz. Senette bir irade beyanı bulunmalıdır. Senet ilgili hukuki işlem hakkında tam bir bilgi içermelidir. Ayrıca senet aleyhine delil olacak kişi tarafından imzalanmalıdır. Senedin unsurları neler? Senet sayılan belgenin öncelikle dış aleme yansıyacak şekilde varlık kazanmış olması şarttır. Yani bir nesne üzerinde görülebilir olmalıdır. Senedin ikinci unsuru yazılı olmasıdır. Senet ayrıca bir vaka hakkında irade beyanı içermelidir. Senedin diğer önemli bir unsuru ise imzadır. Adi senetler resmi bir makam veya resmi bir memurun hazırlamadığı senetler adi senet olarak nitelendirilir. Kesin delildir. İmza sahibi imzasına itiraz etmezse mahkeme bu senedi kesin delil olarak kabul etmek zorundadır. Resmi senetler
resmi bir makam veya bir memurca düzenlenen senetlerindir. Noterler senede resmiyet veren makamların başında gelmektedir. Yabancı devlet makamlarınca resmi olarak düzenlenen belgeler ise Türk konsolosluk makamının onayı ile resmiyet kazanır. Resmi senedin aksini adi senetle ispatla bir engel yoktur. Resmi senede dayanarak iddiasını ispatlamak isteyen taraf senedin doğruluğunu ayrıca ispatlama yükümlülüğünde değildir. İmza ve senedi inkar ise resmi senetlerde mahkemeleri bağlamaz. Resmi senetler sahteliği ispat edilene kadar kesin delil teşkil eder. Senetlere ispat zorunluluğunu geçelim. Senetle ispat kuralına gelelim. Senetle ispat zorunluluğunun bulunduğu durumlarda ispatın gerçekleştirilebilmesi için mutlaka senet kullanılmalıdır. Böyle bir durumda hukuki işlemin ispat edilebilmesi için tanık dinlenilmesi mümkün değildir. Miktar ve değeri ödeme veya borçtan kurtarma gibi bir nedenle 3660 Türk lirasından aşağı düşse bile senetsiz ispat olunamaz. Alt soy ve üst soy kardeşler, eşler, kayınbaba, kaynana ile gelin ve damat arasındaki işlemler, işin niteliğine ve tarafların durumlarına göre senede bağlanmaması teamül olarak yerleşmiş bulunan hukuki işlemler, yangın, deniz kazası, deprem gibi senet alınmasında imkansızlık veya olağanüstü güçlük bulunan hallerde yapılan işlemler, hukuki işlemlerde irade bozukluğu ile aşırı yararlanma iddiaları, hukuki işlemlerde senetlere karşı üçüncü kişilerin muvazaa iddiaları, bir senedin sahibi elinde beklenmeyen bir olay veya zorlayıcı bir nedenle yahut usulüne göre teslim edilen bir memur elinde veya noterlikte herhangi bir şekilde kaybolduğu kanısına kuvvetlendirilecek delil veya emarelerin bulunması halinde senetle ispat zorunlu değil. Yukarıda belirtilen istisnaların dışında senetle ispat zorunluluğu bulunan hallerde karşı taraf rıza gösterirse tanık dinlenebilir. Senetle ispat zorunluluğuna ilişkin diğer bir kural ise senede karşı senetle ispat zorunluluğudur. Bu kural senede karşı tanıkla ispat yasağı olarak da ifade edilmekte. Senede karşı senetle ispat zorunluluğunda da bir takım istisnalar bulunmakta. Senede karşı ileri sürülen hukuki işlemin yangın, deniz kazası, deprem gibi senet alınmasında imkansızlık bulunan hallerde yapılmış olması durumunda bu hukuki işlemin tanık ile ispat edilmesi mümkündür. Sözleşmedeki hata, hile, gabin ve ikrah iddiası tanıkla ispat edilebilir. Senede karşı ileri sürülen savunma sebebine ilişkin delil başlangıcı mevcutsa o hukuki işlem iddiasının tanık ile ispat edilmesi mümkündür. Senede karşı ileri sürülen işlem için alınmış senedin kaybolması ve bu senedin beklenmeyen bir olay ya da zorlayıcı bir sebeple kaybolduğunun ispatlanması halinde hukuki işlem tanık ile ispat edilebilir. Yemin delilimiz var. Tarafların davanın çözümüne ilişkin bir olayın doğru olup olmadığı hususundaki beyanlarını kanunda öngörülen usule uygun şekilde mahkeme önünde kutsal değerlere değerlerle teyit eden sözlü açıklamalarına yemin deniliyor. Kanunda sadece taraflardan birinin diğerine yemin teklif etmesine izin verilmekte. Bu nedenle hakim kendiliğinden yemin teklifinde bulunamaz. Yemin teklifinde bulunan kişi ispat yükü kendisine düşen taraftır. Kendisine ispat yükü düşmeyen tarafın yemin teklifi hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. Yemin en son başvurulabilecek delildir. Bu nedenle ispat yükü kendisine düşen taraf öncelikle diğer delillere başvurmalı. Buna rağmen ispat gerçekleşmemişse yemin teklif etmelidir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyeceği vakalara ilişkin yemin teklif edilemez diyelim. Bir başka kesin delilimiz kesin hükümdü. Mahkemelerce daha önce verilmiş kesin hükümler. Şekli anlamda kesin hüküm, maddi anlamda kesin hüküm. Bir başka delilimiz ikrar. İkrar taraflardan birisinin kendi aleyhine ileri sürülen bir vakanın doğruluğunu mahkeme huzurunda beyan etmesi. İkrar halinde artık uyuşmazlık konusu vakanın ispatına gerek duyulmaz. Mahkeme dışı ikrar var. Hukuk muhakemeleri kanununda düzenlenmiş mahkeme dışı ikrar takdiri delillerle ispatın mümkün olduğu hallerde delil olarak kullanılabilir. Ancak bu ikrarın da delillerle ispat edilmesi şarttır. Hızlı geçiyorum çünkü bahsetmek istediğim başka konular var. Takdiri delillerimiz ne? Bunları tek tek sayarak geçeceğim. Tanık beyanımız, tanıkların dinlenmesi meselesi, tanıklıktan çekinme durumundan bahsedeceğim. Aşağıdaki kişiler kişisel nedenlerle tanıklıktan çekinebilirler. İki taraftan birinin nişanlısı, evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi iki taraftan birinin eşi, kendisi veya eşinin alt soyu veya üst soyu, taraflardan biriyle arasında evlatlık bağı bulunanlar,
Üçüncü derece de dahil olmak üzere kan veya kendisini oluşturan evlilik bağı ortadan kalkmış olsa dahi kayın hısımları, koruyucu aile ve onların çocukları ile koruma altında alınan çocuk. Kanun gereği sır olarak korunması gereken bilgiler hakkında tanıklığa başvurulacak kimseler bu hususlar hakkında tanıklıktan çekinebilir. Ancak avukatlık kanunun 36. maddesi saklı kalmak üzere sır sahibi tarafından sırrın açıklanmasına izin verildiği takdirde bu kimseler tanıklıktan çekinemezler. Ama avukat çekinebilir. Aşağıdaki hallerde menfaat ihlali sebebiyle tanıklıktan çekinilebilir. Tanığın beyanı kendisine veya 248. maddede yazılı kimselerden birine doğrudan doğruya maddi bir zarar verecekse, tanığın beyanı kendisine veya az önceki maddede saydığımız kişilerden birinin şeref veya itibarını ihlal edecekse veya da ceza soruşturmasına veya kovuşturmasına sebep olacaksa, meslek veya sanatına ait olan sırların ortaya çıkmasına sebebiyet verecekse, meslek veya sanatına ait olan sırların ortaya çıkmasına sebebiyet verecekse dedik, bu durumlarda da yine tanıklıktan çekinme söz konusu olabilecek. Bir hukuki işlemin yapılması sırasında tanık olarak bulundurulmuş olan kimse o işlemin esası ve içeriği hakkında aile bireylerinin doğum, ölüm ve evlenmelerinden kaynaklanan olaylar hakkında, aile bireyleri arasında aile ilişkilerden kaynaklanan mali uyuşmazlıklara ilişkin vakalar hakkında, taraflardan birinin hukuki selefi ve temsilcisi olarak kendisinin yaptığı işler hakkında tanıklıktan çekinilemez. Tanıklıktan çekinen kimse çekinme sebebini ve bu sebebi haklı gösterecek delilini dinleneceği günden önce yazılı veya davet edildiği duruşmada sözlü olarak bildirmek zorundadır. Bir başka delilimiz bilirkişi incelemesi. Bilirkişi aynı anda dava veya işte daha önceden tanık olarak dinlenmiş bulunması bir red sebebi teşkil etmez. Bilirkişiler hakkında red sebepleri şöyle sıralanabilir. Davada iki taraftan birine öğüt vermiş ya da yol göstermiş olması. Davada iki taraftan birine veya üçüncü kişiye kanunen gerekmediği halde görüşünü açıklamış olması. Davada hakim ya da hakem sıfatıyla hareket etmiş olması. Davanın dördüncü derecede dahil yan soy isimlerine ait olması. Dava esnasında iki taraftan birisiyle davası veya aralarında bir düşmanlık bulunması. Bilir kişinin yükümlülükleri ve yetkileri var. Görevi kabul etme yükümlülüğü, icabet yükümlülüğü, yemin etme yükümlülüğü, bildirimde bulunma yükümlülüğü, doğruyu beyan yükümlülüğü, tarafsız davranma, sadakat, özen yükümlülüğü, sır saklama yükümlülüğü, süresi içinde oy ve görüşünü bildirme yükümlülüğü, yetkileri ise ücret ve giderleri talep yetkisi, çekinme yetkisi, bilgi alma yetkisi, inceleme konusu şey üzerinde bazı tasarruflarda bulunma yetkisi olmak üzere 4 başlık altında incelenebilir. İnceleme konusunun bütün sınırlarıyla ve açıkça belirlenmesine, bilirkişinin cevaplaması gereken sorulara, raporun verilme süresine açıkça hakim yer vermek zorunda. Keşif delili var. Bunu değişik zamanlarda bahsettik. Uzman görüşü meselesi var. Bu takdiri bir delil. Konumuzu burada bitirelim. Fazlaca uzattık zaten. Sınavda hepinize başarılar arkadaşlar.